YGF Cahit, Emir'in çeksin tepegöz var. Siz seslere duyuyor musunuz? Tepegöz ne olduğunu anladıktan sonra dedik ışıkları kapattım. Şimdi çok dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Tepegöz dolabın arkasında arkadaşlar saklanıyor. Bakın kapıyı açacağım şimdi. Tepegöz diğer odada. Peki elim soğada orada kaldı, onu kurtarmam gerekiyor. Önce şu ışığı açayım. Çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Bakın ışığı açtım. Şimdi diğer odaya geçiyorum. Soğa oğlum korkma. Oğlum korkma, seni kurtaracağım. Tepegöz bak bak. Dolabın kapağı kındırıkla. Açık açık içine girmiş olabilir. Çok korkuyorum. Bir dakika şuranın da ışığını açalım şöyle. Tepegöz neredesin? Dolabın arkasında olduğunu biliyorum Tepegöz. Arkadaşlar duydunuz mu? Arkamdan mı geldi? Ses mi yankılandı yoksa dolabın içine mi geldi o ses? Tepegöz burada mısın? Seni duyabiliyorum Tepegöz. Benden korkma. Aslında ben ondan korkuyorum arkadaşlar, çaktırmayın. Soğa oğlum korkma, seni kurtaracağım. O da yatıyor gerizekalı, oğlum kalksana, manyak mısın oğlum? Yanı başında Tepegöz var. Korkmuyor musun lan sen? Şunun tipine bakar mısınız? Ne kadar minnoş, ne kadar tatlı. Her neyse, şimdi bu dolabın kapağını açacağım arkadaşlar. Çok dikkatli izleyin. Çok fena korkuyorum. İnşallah bana bir şey olmaz. 3, 2, 1. Tepegöz. İçinde. Abi içinde. Kamerayı şuraya koyacağım arkadaşlar. Tepegöz'e tuzak kuracağım. Arkadaşlar Sonic Voodoo bebeğini ve onun özel iğnesini aldım. Voodoo bebeğini, bu iğneyi batıracağım. Ve Sonic gerçek hayata gelecek. Daha sonra Tepegöz'le savaşacak. Bakalım kim kazanacak. Umarım mutluluğumuzu yer ve Tepegöz'ü yakalayabiliriz. Eğer Sonic ölürse Tepegöz bizi öldürebilir. Yorumlara bu savaşı kim kazanacağını kesinlikle yazmanızı istiyorum. Şimdi hazırsanız Sonic Voodoo bebeğine bu özel iğnemizi batıralım. Bakalım gerçekten gerçek hayata dönüşecek mi? En son gerçek hayata dönüşmüştü zaten, fark ettiyseniz. Şimdi bakın arkadaşlar, Sonic'in iki tane gözü var görmüş olduğunuz üzere. Öncelikle sağ gözünden başlıyorum tam ortasına iğne batırmaya. Bakın şu an batırdım. Sesi duydunuz mu? Abi tam iğneyi batır batırmaz çıktı Sonic'ten ses. Tamam. Şimdi diğer, yani sol gözüne takacağım arkadaşlar bu iğneyi. Şöyle buna takıp yeni ses çıktı. Aynı sesten yine çıktı arkadaşlar. Şimdi de son olarak ağzına batıracağım arkadaşlar. Ve Sonic gerçek hayata dönüşecek. Batırıyorum. Aha. Vallahi batırdım. Ve iğneyi bu şekilde bırakıyorum. Geri bıraktım arkadaşlar Sonic Voodoo bebeğini. Sonic. Burada mısın? Geliyor ama. Şimdi hazırsanız Tepegöz'ü ortadan çıkaracağız arkadaşlar. Dolabın kapağının arkasındaydı. Hazırsanız açıyorum. 3, 2, 1. Açılmıyor. Tepegöz, Tepegöz açsana şunu. Korkuyorum oğlum, bu Tepegöz Sonic'ten korkuyor galiba. Tepegöz aç lan şunu. Aç, bak senden korkmuyorum. Oğlum açılmıyor bu kapı. Başka bir yol olmalı arkadaşlar. Tepegöz çok güçlü olduğu için dolabın kapağını açamıyorum. Arkadaşlar kamerayı tam olarak buraya gizledim. Tepegöz zaten Türkçeden anlamıyor. Beyni bile yok onun. Şimdi gizlice dolabın yan tarafına geçeceğim ve Tepegöz'ün çıkmasını bekleyeceğim. Tepegöz çıktığı anda Sonic Voodoo bebeğini yere atacağım ve ikisi birlikte savaşacak. Bence harika tuzak oldu. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim geçeceğim nokta burası. Götüm sığmıyor ama götüm girmiyor dolabını, yan tarafına. Bu aralar çok kilo almış arkadaşlar. Mantalarına bakmıyor. Neyse önemli değil. Şimdi biraz bekleyeceğiz bakalım. Tepegöz meydana çıkacak mı? Yaklaşık. Oğlum dolabın kapı açıldı. Soğa gitme. Soğa gitme. Öleceksin. Anda vallahi Tepegöz geldi arkadaşlar. Şimdi hazırsanız Sonic Voodoo bebeğini geri atıyorum ve Sonic Tepegöz'le savaşıyor. Aynen öyle. Hadi bakalım kim kimi yiyecek. Vururum bir tane. Oğlum Sonic vuruyor mu vurmuyor mu anlamıyorum ama bir olaylar oluyor oradan. Göremiyorum dolabın kapağından da. Tepegöz'ün sesini duydum. Oğlum bu gerizekalı Tepegöz. Vallahi gerizekalı. Ben bu kadar küçük olacağını beklemiyordum. Ne gitti bunlar? Şu iğneyi tekrar çıkartıyorum. Duyuyorum arkadaşlar, sesler geliyor. Yer odası. Sesler geliyor. Duyuyor musun? Orada! Bakın arkadaşlar orada. Kapının arkasında lavabo lavabo. Tepegöz. Tepegöz altıma sıçacağım. Kapıyı açar mısın? Açılmıyor kapı arkadaşlar. Açılmıyor kapı. Görüyor musun arkadaşlar? Şu an tam karşımda bir Tepegöz var. Atmalı gibi beni izliyor. Oğlum boyu da o kadar da uzun değilmiş ha. Minecraft'ta bayağı bir büyük diye görüyordum ben bunu. Gerçi Steve'in boyu kısa olduğundan olabilir ya da benim boyum uzun olduğundan olabilir. Tepegöz. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Hazır mısınız? Geri kayboldu lan. Oğlum yine mi kayboldu? Açtım lan kapıyı. Tepegöz. Aynada ben kendimi görmüyorum arkadaşlar. Karşımda bir ayna var ve aynada ben kendimi görmüyorum. Bu ne alaka? Oha! Duvarda yaz yazıyor. Arkadaşlar bunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu an daha buradayım ve duvarın üstündeki yazıyı görüyor musunuz? 666 nedir? Şeytanın sayısı 6 Haziran 6. Şeytanın sayısı bu. Abi şeytanın sayısı. 666 kanlı yazıyor bir de. Ne yapacağız biz? Yine ses. Diğer odadan ses geldi arkadaşlar. Duydunuz mu? Arkadaşlar hazırsanız kapıyı açıyorum. Açtım direkt lan. Tepegöz. Abi az önce buradan ses geldi.
gelmişti. O ne? Şu kapıyı kapat, kapat. Oğlum açsak mıydı? Kaçamayız yoksa. Bu kağıt ne arkadaşlar? Nasıl havada duruyor lan bu? Abi yapıştırma. İğneyle takmış bunu. Lan bu Sonic Voodoo bebeğine taktığım iğne değil mi? Arkadaşlar bakın, Sonic Voodoo bebeğine taktığım iğne bu be. Kağıdın üstüne ne yazıyor? Tepegöz, seedine sakın girme. Bu ne lan? Bitcoin işareti mi bu? Ne bu? Dikkat, gizli portal var. Tepegöz seedine sakın girme diyor ve gizli portal varmış. Arkadaşlar yoksa bu portal bu seed'e girdikten sonra gerçek hayatta bağlantısı olan bir portal olabilir mi? Eğer öyleyse çok fena olaylar var. Bence lafı hiç uzatmadan Minecraft'ta Tepegöz seed'ine girelim. Arkadaşlar şu anda Minecraft'tayız. Dünyada Tepegöz seed yazdım. Oyun bulduğumuz hayatta kalma zorluk zorda kalacak. Daha fazla dünya seçeneği geldim. Seed kısmına Tepegöz yazıyorsunuz. Tüm hayallerden sonra dünyamızı ulaşabiliriz. Şu anda Minecraft'ta Tepegöz seed'ine giriyoruz. Bakalım gerçekten de o gizli portalı bulabilecek miyiz veya Tepegöz'ü bulabilir. Hadi lan oradan. Abi bu gerçek mi? Videonun hemen başına bir ses geldi arkadaşlar, duydunuz mu? Ve burada bir tane yapı var arkadaşlar. Aa, Alex'in evi burası. Tamam, ben bunu biliyorum. Hemen şuraya atlayacağım ve Alex'in evine gireceğim arkadaşlar. Bakalım sandığında neler var neler yok. Ha bak, burada artık Alex arkadaşlar survival diye geçiyor. Aşağı iniyorum, neler satıyor lan, bu altından mı satıyor? Oo, demirle satıyor. Aktifleştirilmiş elmas. Etkinleştirilmiş elmas. Bu ne demek bilmiyorum. Hemen valide açıyorum arkadaşlar. Nedir yumruları var, hepsini alırım. Bakalım bunların içinde hiçbir şey yok. Sandıkta bir tane müzik diski var. Strat diye. Ne olduğunu bilmiyorum. Hemen şu demir külçeleri alacağım ve ekmekleri topacağım arkadaşlar. Şuradan bir tane meşaleyi alırım. En azından etrafımız aydınlık olsun. Çıkacağım ben burada. Başka bir cacıklık yok arkadaşlar. Şöyle bir açıyorum burayı. Bakalım etrafında başka bir şeyler var mı? Bu arada videoyu çok ama çok dikkat edin. Benim gözümden bir şeyler kaçarsa kesinlikle ölmem lazım. Burada bir tane kayık var. Hemen kayığa bindim. Aa, tavuklar. Abi hayvanların gözlerine çok dikkat edip bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir şey geçiyor lan. Balık mıydı o? Neyse tamam. Buradan kıyıya geliyorum arkadaşlar. Şurada çünkü gözüme köyü kestirdim. Genelde bu tarz sıkıntılı olaylar köylerde geziyor. Hemen şöyle içeri giriyorum. Selamünaleyküm. Kasabaya gelmiş bulunmaktayım. Etrafıma dikkatli bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şimdi içeri girdim zart diye. Aa, Dilan orada. Daha dakika bir gol bildirmeden Tepegöz'ün karşıma çıktı. Hayır, ben buradan kaçmam lazım. Tepegöz geliyor. Tepegöz geliyor. Kaçamadım. Galiba kaçamadım. Aşağı indim. Zortladım. O buraya gelir mi? Geliyor. Hala geliyor. Çok güçlü arkadaşlar Tepegöz ve hızlı koşuyor. Orada bir yapı var. Abi fark ettiniz mi? Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Oğlum bu ne? Minecraft'ta Tepegöz seed'e giriyorsunuz ve karşınızda malikane gibi çok güzel bir yer. Yalnız bir dakika, alt katta var buranın. İçeri gireceğim. Selamünaleyküm. Bura oturmak için mi hala? Hiçbir fikrim yok. Aa, burası duşakabin mi? Ne bu? Lavabo mu? Galiba lavabo, musluk oda. Burası da tarla galiba arkadaşlar. Çok gereksiz bir şey bence. Hemen şurada havuz var ama bıcı bıcı yapamıyoruz çünkü çocuk havuzu bu. Üst kata çıkıp bakacağım bir gizemli olaylar var mı diye. Abi bir şey yok. Sandığın içi de boş. Hani enteresan bir şey, ben fark edemedim. Şöyle spawn point çektim. Bakalım ekran. O ne? Abi orada da bir yapı var. Bir dakika. Lan canım azaldı. Galiba yüksekten düştüğüm için. Hemen buraya giriyorum abi. Selamünaleyküm. Bunlar ne şimdi abi? Aman, nimetlerin üstünü çiğnemeyelim. Elmalar falan var. Burada lan, nimetlerin üstünü çiğnemeyelim diyorum. Hala çiğniyorum. Bir dakika. Sadece elma mı var burada? Ne abi bu şimdi? Anlamı ne bunun, anlamadım. Bunları kapatıyor muyuz? Açıyor muyuz? Bu ne? Basınç plakası var. Hiçbir şey anlamadım ama siz bunun ne işe yaradığını biliyorsanız kesinlikle öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Belki gizli bir geçit olabilir ha. Tam şu karşıda. Bak lan. Lapis asili mi o? Çok değişik gözüküyor. Vur mu bu? Lan bu ne? Kağıt fenermiş. Aynen işte. Bir dakika. Şunun altında bir şey var mı? Yok. Bunların altında bir şey yok arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tepegöz'ün yanına gideceğim. Bakalım o gizli geçit neredeymiş. Bunu öğrenmiş olacağız. Çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Aa, yukarıda bir şey var. Abi yukarıda bir şey var. Tam üstümde bir şey var. Neyse, köye doğru gidiyorum ben. Oraya birazdan bakacağız zaten. Hemen burada minik var. Selamünaleyküm minik. Bir tane kaçırdım seni. Hemen şuradan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Ve köye geliyorum. Şimdi arkadaşlar o gizli geçidi bulmamız gerekiyor. Evlerin altında olabilir. Hani genelde öyle oluyor. Şu evin altı neden boş? Benim dikkatimi çekti. Abi içeri girdim ama umarım Tepegöz hala burada değildir. Yoksa ağzıma sıçar benim. Hemen girdim buraya. Koyunlar çok fazla var. O da benim dikkatimi çekti. Spawn point çektim de. Çubuk ne alaka? Oğlum evin içine çubuk buldum lan. Oha, bunlar kırılmış. Kim kırdı bunları? Tepegöz mü kırdı acaba? Hemen şunlardan meşe tahtası çekiyorum arkadaşlar kendime. Şu sandığa bakacağım. Sandığın içinde elma var. Sadece elma çıkıyor. Hemen bu ekmekleri de aldım. Buraya da spawn point çekeceğim. Çekemedim galiba. Aha, çektim. Tamam, buraya gideceğim arkadaşlar. Demirci var. Demircinin... Oğlum ne kadar fakir bir köy lan burası. Gerizekalı demir. Deri işçisi ne geziyor burada? Oğlum burası demirci değil mi? Değilmiş. Burası demirci arkadaşlar. Şimdi bakalım başka neler maden var. Ve gizli geçit var mı, ona bakacağım. Genelde arkadaşlar gizli geçitler yatakların altında oluyor. O yüzden köylerdeki yatakların altını kıracağım. Çok dikkat izlemenizi istiyorum ama. Aha, mesela burası. Bakalım burada bir cacıklık var mı? Galiba yok ama. Aynen galiba. Aynen burası burada değil arkadaşlar. Şimdi başka köylerin evine bakacağım arkadaşlar. Lan! Abi gördünüz mü? Evin arkasında bir şey vardı. Geçti, gözümün önünden geçti. Şeye benziyor, Enderman'e benziyor. Simsiyah. Uzun ince bir şey. Slenderman gibi ama kesinlikle Enderman değil. Eminim. Gördünüz mü? Gözleri rengarenkti. Mor falan değil arkadaşlar. Gözleri bildiğin gökkuşağı rengiydi. Tepegöz beni görmesin. Görmedi değil mi? Şu an tam önümde. Oğlum bir dakika, Tepegöz beni görmedi mi şu an? İnşallah görmüyordur.
Aha, arkasını döndü. Yakalamış şu an. Gördü, fark etti şu an. Oğlum, Tepegöz bütün ağaçları yemiş lan. Hala arkamda mı o? Hala arkamda biri kovalıyor. Kovaldıkça kaçan ateş böceği yemesi. Aha, vallahi buldum. Abi vallahi buldum. Mekanı buldum. Aynı yerdeyiz şu an. Bir dakika, en yükseğe çıkacağım arkadaşlar. Gizli portal bulmak için. Bakıyorum etrafıma arkadaşlar. Şu an hiçbir şey bulamadım. Tüplere bak. Bu ne bari, Osman gibi Tepegöz. Çok iyi, dikkatli izleyin arkadaşlar Tepegöz'ün hareketlerini. Beni buradan yakalayabilir mi? Hayır galiba. Onlar şu an daha yüksekte olduğum için bana bir şey yapamıyor. Vurabilir mi acaba? Vurayım mı? Ağzının içine gireceğim. Tepegöz! Şu an çok yakınım. Vuramıyorum lan. Ağzıma sıçtı benim Tepegöz. Eşvar eşek Tepegöz. Benim niye ağzıma sıçtın? Gerizekalı. Ver beş aleme. Teşekkür ederim. Bunların hepsi deri işçisi mi lan? Ne geziyorsunuz oğlum? Deri işçileri ne geziyor burada? Bur ya bari Osman. Al. Geber. Geber. Geber lan. Bir bakalım Tepegöz sinsice bir izleyelim arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Oğlum hareketleri bak. Ağaçları kuruyor. Hulya bari Osman. Oğlum çok güçlü bu ya. O ne? Orada bir yapım var. Atlayamadım. Kaç. Şu Tepegöz hala peşimde değil mi? Aynen öyle, çok hızlı koşuyor. Etrafımıza çok dikkatli bakalım arkadaşlar. Kesinlikle bakın, gözlerinizi ayırmayın. Her an bir şeyle karşılaşabiliriz. Şu kayığımıza bindik, botumuza. Teknemize artık her neyse ileri doğru koşturuyoruz. Yardır babam yardır. Hızlı. Bir dakika, şuradan sola dönersek orada da maden var. Ama gizli geçit olduğunu sanmıyorum. Buradan geleceğim abi. Bakalım bu yolun sonu nereye varıyor? Belki de bir gizli geçit de varıyordur. Oğlum burası neresi lan? Çanakkale Boğazı mı? Hiçbir şey yok cacık dostum. Aha, yeşil bir antik alana geldik arkadaş. Başka bir yuma geçiyoruz şu an. Abi sıkıntı olabilir burası. Ben biraz korktum bak. Buradan altıma sıçarım ha. Balçık ormanına geldik ama inşallah sıkıntılı bir şey beni beklemiyordur ilerlerde bir yerlerde. Güneş de batmak üzere. Arkamda bir şey var mı? Bir ses geldi çünkü. Yok, tamam. Mükemmel. Ben buradan kaçarım abi. Oğlum garip garip yaratıklar beni izliyor lan. O ses neydi? Bir ses geldi. Duydunuz mu? Oğlum çok fena korkuyorum şu an ha. Bayağı bir tırsıyorum. Buradan indireceğim arkadaşlar tekneyi. Selamünaleyküm. İnek diyarına geldim. Hayır lan, ben senden çok daha güçlüyüm. Aimbot iskeletler. Oğlum ben seni çektirim. Aa, öldük arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben bir şeyler ya Tepegöz'ü bulduk. Ama şu an gizli geçidi bulamadık arkadaşlar. Bir sonraki videoda o gizli geçidi bulduktan sonra içine gireceğim. Çok enteresan olaylar bizi bekliyor. O yüzden ben bu videoya var ya en az 10.000 like bekliyorum. Hala öndeyseniz abone olmayı, bilmeyi açın isterim. Çok sevindim de gireceğim. Hoşçakalın. Bay bay.